geç kılın. Dese belki hadi sabah namazına titizleniyorsun. Vakit girmedi diye. Ama bunu evvel niyet etmekte bir sorun yok. Sorun yok bence ya. De. Yani sahura kalkmasan ne olur? Bunu niye bu kadar mevzu yapıyorsun? Bence de. Bana da garip geliyor. Hani erken iftar yapıyorlar dese derin ki tamam günaha giriyor. Ama hocam, erken oruca başlıyorlar. Mu? Günaha yok, bir şey yok. Hocam sizce iftar saati doğru mu? İftar tabii, grup tabii. Hatta geç. Geç mi? Birkaç dakika payla geç oluyor. Yani o yine temkin payı koyuluyor. Mesela Şia bir 8 dakika daha bekler. Yok, bizdeki beklenecek hali yok. Bizdeki tamam. Bir kere bize bir Hindistan'dan ulema gelmişti. Akyazı'nın bir yaylasındaydık çok sene evvel. Dediler ki yani iza akbele leylu min havna ve edbara nihar min havna fakat eftara sahim. Bu hadis sahiptir. Gece buradan geldi mi, gündüz buradan gitti mi oruçlunun iftar vakti girdi. Ya bu hadise göre yani siz geç biraz yapıyorsunuz bile dediler bize. Yani Şia'nın o beklemesi bir de şu var. Sümme etimmu sıyame orucu tamamlayın ilelleyl diyor. Geceye kadar tamamlayın. O ila gaye mugaya dahil yani gece oruç bid'attır. Gece girer girmez bir de iftarın acele yapılması sünnette. Habbukum ileyye acelukum fitra. Hadis-i kutsi'de en sevdiğim kul en acele iftar açanınızdır. Yani vakti girmeden değil tabii. Vakit girince en acele iftar. Neden? Aciziyetini gösteriyor. Almış suyunu, hurmasını bekliyor böyle. Ya Rabbi ben acizim dayanamıyorum işte. Vakit girer girmez açacağım. Bunu göstermek lazım. Tacilül iftar ve tehirus sahur. İftar acele yapmak, sahuru geç yapmak. Ama iftar acele yapmak nasıl? Vakit girmeden yani değilse değil. Sahuru da geç yapmak. Sahuru da geç yapmak vakit çıktıktan sonra değil yani. Perdeleri kapasak. Perdeleri kapasak. Tabii sen o zaman siyah perdeyi çek, akşama kadar ye. Sana kimse bir şey demez. Ama milletin orucunu yedirtme. Yani bu çok büyük bir laçkalık. Bir de hakikaten Diyanet bu işte hakikaten hassas. Takvim işinde, hesap işinde çok uzmanları var. Fakat sesleri zayıf çıkıyor. Yani siz de o gece bağladınız. Güzel oldu. O ben çok çatlayacaktım yani. Şeyden birçok kimsenin tabii hocalar, macılar, telefon ettiler. Herkese sancı girmiş hocam yani. Hocam arasaydınız. Ben nasıl arayan bağlanmıyor diyorlar. Yok bağlardık sizi canım. Ya bir yolunu ondan bulurdu. Sonra ben de şimdi bir şey diyemedim. Bu sefer baktım Diyanet'ten bağlanınca bir içime bir rahatlık geldi. En azından bir haklı söylüyor. O adamcağız da çok kibar. Ya böyle bu iş kibarlıkla olur mu? Millet orucu yiyecek ya. Yani biraz müdahale etmek lazım. Hocam ne yapacak? Sopayı mı alıp gelecek? Yok ondan değil. Konuşmak üstü bu. Yani saygı duyuyorum. Kibar şöyle bir şey mi? Tamam da şimdi saygı duyuyorum falan diyeceğim. Bizim millet bu da mı doğru acaba der. Öyle dememek lazım. Bu yanlıştır. Efendim kesinlikle ilk vakti yani bir de Diyanet artık zaten ihtiyat vaktini ele almış. Artık ondan sonrası yok. Peki sabah namazı kılınabilir mi? Kılınır. Kılınır ama ne kadar geciktirirse o kadar eftaldir, sevabı fazladır. Ama biz bunu niye diyoruz? Eğer adam yatıp uyuyacak da bir daha kalkıp namazı kaçıracaksa bu adam sabah namazını güneş üstüne doğup kazayı bırakıp Allah muhafaza 80 sene azap bu kadar tehdit var ayetlerde kaza bu namazı kaçırmaktansa Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi zaten ilk vaktinde kılmak eftal. O, ona da taklit edip niyet edelim. Hocam namazın kazası var mıdır? Namaz kazası olmaz mı? Hayır, bazı hocalar yoktu diyordu onun için. Peki yani onlar onu şundan diyor. Şimdi Abdülaziz Bey kafası. Onlar diyorlar ki namazı kazaya bırakan kafir oluyor. Kafir olduğu için namaza başlayınca yeni Müslüman oluyor. Yeni Müslümana da kaza yok diyorlar. Onların zihniyeti oradadır. Orayı deşerseniz altında namaz kılmayanın kafir dediklerini bulacaksınız. Bir deşin bakalım. Niye kazası yok? Vahabilerin. Tabii kim kazası yok diyorsa çünkü bir adam Müslümansa mükelleftir. Mükellefse de borçludur. Borçluysa da ödeyecektir. Bu onu mükellef saymıyor. Saymıyor. Ha. Halbuki hadis-i şerifte diyor ki men nâme an salâtin uyuyakalırsa namazda ev nesiyeha yahut unutursa fel yusalliha izâ zekerâha. Hatırlayınca kılsın. Peki unutmak mazeretken mazerette bile hatırlayınca kılsın buyuruluyorsa kaza kasten bırakmıştır. Nasıl düşecek üzerinden? Ama diyor ki kafirler yani kullilezne kefaru bana onu bir tane oranın imamı öyle okudu bana. Kafirlere söyle ki inyentehu yuferlehu makatere. Niye kaza kılıyorsunuz dedi ya millete diyor. Kafirlere söyle ki yavruluğu bırakırlarsa geçmişleri bağışlanır. Bağışlanır. Yani namazsızı kafir sayıyorlar. Tövbe etmek gibi yani. Yok iman her edecek. Namazda mı? Bir vakit namazı kasten tabii bir adam kılmasa kafir diyorlar. Ha var. Usta hadisler var. Hadislerde beynel abdi ve beynel şirki terkü salah. Sahih hadislerde de var. Men tereke salaten. Ten olunca salaten evet. Temini bir namaz. Evet. Bakın men tereke salate demiyorum. Men tereke salaten. Bir namazı. Müteammiden kasten terk ederse fakat kefer. Muhakkak kafir olmuştur diyor. Bu hadislerin zahirinden gidiyorlar. Demin odada konuştuğumuz
dünyada ama olan. Halbuki o hadisi ehli sünnet alimleri diyorlar ki bu itikaden terktir. Tabii yani namazın farziyetine inanmadığı için. Sabah namazını kılmıyor adam mesela. Niye hani, kafir olsun? Ama niye kafir olmaz mı şimdi? Diyor ki ben dört vakit kılacağım diyor, beş vakit değil. Ha, namazı inkar ediyorsa kafir. İnkar o. Ha, işte şey. Bizim dediğimiz itikaden terk. İnanç bakımından terk. Ama bunlar ne diyor? Amelen terk. Bunlar ameli de imana katmışlar. Hayır hocam vakit... Halbuki amel imandan cüz değildir. Hayır, vakit geçince namaz düşer diyenler var. Namaz nasıl düşer efendim? Oruçta düşer. O namaz, o namaz. Kazası var işte. Ne diyorsan hadise bunun... Yoktu diyenler var. Ama işte bu hadis onun delilidir. Kim uyuyakalırsa... bu hadis sahiptir. Delilimiz bu. Men nâme an salâtin ev nesiyeha. Şimdi uyku mazerettir, semavi. Elinde değil, uyumusun. Unutkanlık da semavidir. Fel yusalliha izâ zekâra. Uyanınca, hatırlayınca kılsın diyor. Peki bu böyleyse kasten terk etmişten düşer mi? Ama onların zihniyeti bu kafir olur dinden çıktığı için. Ama şimdi için, unutmak başka bir şey, kasten bırakmak başka bir şey. Kasten bıraksa evleviyetle lazım olur. Çünkü öbüründe mazereti vardı. Hmm. Mazereti varken bile kılsın derse. Çünkü hiçbir zaman için borç ödenmeden düşmez. Yani oruçta da aynı oruçta. Zekat düşer mi yani? 40 sene evvelki zekatı vermemiş. Düşer mi? Hangisi hocam, düşer İslam'ın? Hocam hangi? Yıllar önce 1990'ın başında ben Çeçenistan'dayım o zaman. Cahar Duda'yla röportaja gittim. Dağda Rus askerleri bizi kovalıyor. Biz de kaçıyoruz. Yanımızda da 20-25 tane oraya mücahit olmak amacıyla gitmiş adam var. Her milletten adam var. Suudisi var, Ürdünlüsü var, Lübnanlısı var. Her millet var. Bir de ben varım işlerinde. Zaten bunlar bana hafiften de gıcıklar böyle. Bu adamın burada ne işi var bu kafirin diye bana bakıyorlar. Estağfurullah. Biz geceliğin Rus askerinden kaçarken güneş doğar gibi oldu. Yani hava aydınlanmaya başladı. Arkamızdan Ruslar geliyor. Köpekler, möpekler ellerinde. Bunlar namaza durdular. Ben dedim ki ya kılmayın. Kaçalım. İleride kaza edersiniz. Üstüme yürüdüler beni öldürüyorlardı. Vehhabi. Vehhabi. Beni öldürüyorlardı. Oraya bir tane Lübnanlı imam vardı. Anladım da aralarında. Düşman arkadan gelirken kılınır mı ya? Yani bir tane Lübnanlı imam vardı aralarında. Lübnan dedi ki bu doğru söyledi. Burada durulmaz dedi. Kaçalım sonra tamam. Kılarız dedi. Evet. Şeyler Yemenliler ve Suudiler kıldılar namaz orada. Ama Çeçenistan'da Vehhabi şeyi etkisi vardı. Evet. Orada. O zamanlar vardı. Hocam, hatta falan zamanında o da oraya girmişti. Hocam, zaten ondan sonra Çeçenistan'ın tadı tuzu kaçtı. Çünkü şeyi bozdular. Yani herkese kafir demeye başladılar. İşte namaz kılmayan kafir, bu kafir, bu kafir. Sonra bir kısmı sıkıntı. Hocam yaptığınız zamanı ne zamandır? Sizin dediğiniz mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Muharebesi'nde ikindi dahil dört vakit namazı kılamadı. Hatta şegalûne ani salâtil vustâ salâtil asrî melâllâhu büyûtehum ve kubûrehum nâra. Yani Efendimiz hiç beddua etmemiş. Ancak bizi meşgul ettiler. İkindi namazımızı göz en sevdiğimiz namazdan alıkoydular. Allah kabirlerini evlerini ateş doldursun diye bedduası var. İkindiyi kıldırma ama kılmadı. Ha korku namazı var. Salatul havf var. Ve izâ kunte fîhim feakamte lehumus salâ. Hatta cemaati bile terk etmez. Bir saf gider cepheye, bir saf gelir. Bunun da tarifi var. Ama bu ne zamandır? Harp kızıştırmadığı zamandır. Herkes mevziinde beklerkendir bu. Yoksa kızışmışsa tehir edilir. O kaza da sayılır. Yani şey değil o. Çünkü o bir mazerettir. Mazeret. O zaten gerekliliktir. Gerekliliktir. Hocam, çünkü öbürü intihar olur. Yatsının zamanını bir soralım. O çok tartışılıyor da şimdi. Niye? Yatsı namazının zamanı. Yatsı da şimdi ikindide de yatsıda da iki vakit var. Evet. Asrı evvel, asrı saniye. Evet. Uşa'yı evvel, uşa'yı saniye. Yatsının vakti şimdi Şafilerde biraz daha evvel. Bu şafağın kaybolması, humretin kırmızılığın kaybolması falan. Orada şu andaki takvimler tabii Hanefi'ye göredir. Burada da temkin vardı. Bakın bu 10 dakika düştü. Onun için soruyorum. Bu 10 dakika düştü. Şimdi bazıları şu anda da 10 dakikayı beklerler. Beklerler. Hangisi doğru? Şimdi 10 dakikayı bekleyen ihtilaftan kurtulmuş oluyor. Yani ihtilaftan kurtulmuş oluyor. Tamam. Ama bu da vakit girmedi değil. Girmiş oluyor mu? Girmiştir bak? Tabii yazın. Yani şundan sıkıntı çıktı. O zaman dediler ki Osmanlı takvimlerinde 1,5 saatten evvel akşamla yatsı arası 1,5'tan aşağı düşmez. Şimdi bu takvimde 1 saat 20 dakikaya kadar düşüyor diye diyorlar. Hocam bir ara vereyim. Bir ara vereyim. Fakat o şey değil yani. Hocam kısa bir ara vereyim. Kısa bir ara vereyim. Reklamlar varmış sonra devam edeceğiz. Evet hocam şimdi Abdülaziz Bayındır anladığım kadarıyla o gün çok kafaları karıştırmış. Bazı meselelerde çok da mail geliyor. Murat'ın programı izleyenlerden özellikle zannediyorum veya Abdülaziz Bayındır'ı okuyup dinleyenlerde. O gün demiş ki Allah gaybı bilmez. İşte Allah gaybı bilmez demiyor da
Gaybı Allah Murat abi uğraştı uğraştı ona sana Allah gaybı bilir değil mi dedi. Ona işte dedirtirdi sonra. Gaybı bilir dedirtirdi de. Onun imanını kurtarmaya uğraşıyor bu da. Fakat öyle kolay kolay kurtulacak cinsten değil. Şey demiş galiba, senin kimle evleneceğini Allah ne bilsin demiş. Bir çocuk telefon etmiş buna. Bir o bir yerde söylemiş. Bu da yok ama o ses kaydı var internetlerde. Ondan dinlemedim de. Yani ben kimle evleneceğimi bilir mi? Bilmedim. Şimdi orada da Erhan Afyoncu dedi ki işte Murat'ın 5 gün sonra ne yapacağını kafasına bir taş düşse 5 gün sonra ne olacağını bilir mi dedi. Bilmez dedi. Fakat burada onun şeyi şu. Diyor ki doğumunu bilir, işte ölümünü bilir. Onlar imtihana girmiyor diyor. Çünkü ne zaman öleceğin senin imtihanla alakalı değil. Neyi bilmez diyor. Ne yapacağını bilmez. Mesela şimdi adamın da nasıl olsa burada yok. Vur şey gitmeyelim yani. Ne dediğini iyi anlayalım. Ben şimdi anca o gün anladım zaten. O kimle evleneceğini bilmez de çünkü telefon kaydı. Bir şey anlayamadım hocam, ki. Kaderi, sohbet değildi. Kaderi başka türlü düşünüyor. Abi. Şimdi kaderi ama bakın. Şimdi onu da anlatalım. Şimdi kader hocam, peki, kader orada imanın şartı ama buna Fuzuli diyen var. İşte Mustafa İslamoğlu da aynı kafada. Allah muhafaza. Bunlar Mutezile ekolü. Kaderiye mezhebi diye zaten ehli sünnet dışı bir fırka. Kader yok diyenler. Bunlar ne kaderi var? Bunların kader var dedikleri de var. Hangi kader var diyor? Ve halaka külle şeyin fakat derahu takdira diyor. Allah her şeyi yarattı, ölçtü, biçti. Kaderle. İnna külle şeyin haleknehu bi kader. Biz her şeyi kaderle yarattık. O diyor ki her şeyi ölçüyle yarattık. Hani benzenna mine semai ma'an bi kader. Geliyor o ayeti okuyor. Gökten suyu ölçüyle indirdiği okuyor. Bu kaderleri de oraya yoruyor. Fakat şimdi burada ne var? Senin diğer ayetleri de görmen lazım. Bir de hadis esas. Peki, bak hocam, orada Abdülaziz Bayındır hadislere hocam, inanıyorum dedi. Hocam, hadislere inanıyorsa ben ona şimdi 40 tane bağlayıcı hocam, hadis bak, okuyacağım. Bir şey soracağım. Burada Abdülaziz Hoca haklı gibi görünebilir. Şu açıdan görünebilir. Şimdi milletin işine geliyordu onun için. Hayır, benim ne yapacağımı Allah biliyorsa eğer. Şimdi benim namaz kılmadığımı, benim oruç tutmadığımı, benim içki içtiğimi, benim bilmem yani. İçtikten sonra bilmez demiyor canım. Hayır, İçeceğini bilmez diyor. Hayır şimdi bütün bunları Allah baştan biliyorsa eğer. Evet. Beni niye boşu buraya yolladın sınava? Baştan belli benim sırada kalacak. İraden var ama. He? İraden al, var. Ama şimdi böyle bir şey olabilir mi? Sen cebir yok ki. Yani seni hayır, zorlamıyor. Ama, zorlamıyor da benim ne yapacağımı, dünyada ne yapacağımı, başıma ne geleceğini, benim neler yaşayacağımı madem biliyor. O zaman beni niye burada sınava tabi diyor? Sınıfta kalacağım belli baştan benim. Ya sınıfta kalmayacaklar da var ama canım. Şimdi kalacağını da belli kalmayacak. İraden var orada ama. He? O iradeyi kullanıp şey yapacaksın. Şimdi Allah'ın senin yazgısını iradenle basamak ki. Anladım ama. Yazgı değil ama. Şimdi bakın. Kader yazgı. Kader yazgı da. Şimdi bunun inkar. Yazgımı değiştiremeyeceğime göre, kaderimi değiştiremeyeceğime göre niye burada boş boşa vakit kaybediyorum? Ben direkt alsın cehenneme koysun. Kader diyor, ölçüdür diyor. Şimdi onlar. Hocanın ilk okuduğu ayet. Bu şeyi yalnız Allah'ın ilmine taalluk eden bir şey konuşuyor. Olur. Şimdi diyor ki bunu diyor bilmez. Bunlar da acayip bir şey. O Hüseyin Atay da öyle bir kere çıktı. Ben de dinliyorum şaşırıyorum. Hocaların hocası falan. Ben mutezile olduğunu biliyorum. Kafasında olduğunu biliyorum. Ya diyor işte Allah'ın ilmi derya gibidir diyor. Deniz, derya falan atıyor. Ben de maşallah falan. Bir de baktım dedi ki derya diyor içindeki balıkların kaç çeşit kaç tane olduğunu bilir mi diyor. Allah